Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan gördüğünüz gibi Fırat Kaptan direksiyonda yola bakıyor. Ben de her zaman gibi yan tarafta sizlere bir video yapmak için ilk adımı attım. Aslında bugün ne yapacağım bilmiyorum. Hani kafamda bir şey yok. Öylesine açtım videoyu. Birkaç tane video var hazırda. Onları montajlayıp yükleyeceğim. Bu da herhalde 3. 4. sırada olacak bu video. Size hemen saat ve güzergah paylaşayım. Şu anda saat bakalım kaçmış. 5:25 geçiyor. Bugün ayın 7'si. 7-12-2019. Akhisar'dan Salih istikametine devam ediyoruz şu anda. Servisimiz ise İstanbul Denizli. Bir aksilik olmazsa saat 19 çeyrek, 19-15 gibi Denizli'de sıramız bitecek. Ve tekrar 21.30'da peron yapıp 22'de Denizli-İstanbul seferini yapacağız. Seferin ara durakları arkadaşlar Buldan, Alaşehir, Salihli, Bursa, İstanbul. Dönüşü ise İstanbul, Bursa, Balıkesir, Mustafa Kemal Paşa, Susurluk, Akhisar, Salihli, Alaşehir şeklinde Denizli'ye gidiyor. Giderken gece gittiğimiz için Salihli'den sonra Bursa'ya kadar durmak yok. Fakat gelirken gündüz geldiğimiz için birçok ara durak var. Gecenin ayrı, gündüzün ayrı müşterisi oluyor. Gündüz biraz daha hareketli oluyor. Ama bir kaptan olarak çok fazla dur kalıklı seferleri ben sevmiyorum. Hani yolcu al kapıyı kapat, direkt gideceğin yere git. Kendi adıma benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama tabii arabanın para kazanması için indi bindiğinin çok olması lazım. Ya da ilk kalktığı yerden son varış yerine araba paket çıkması lazım. Bugün size biraz şey anlatayım. Neoplan Tourliner anlatayım arkadaşlar. Neoplan Tourliner nasıl bir araba? Onunla ilgili konuşalım. O zaman ben çoğu arkadaşımın sevdiği gibi yapayım. Kamerayı şöyle yola doğru çevireyim. Siz yolu izlerken ben de arkadan size ufak ufak anlatayım. Hadi bakalım o zaman. Evet arkadaşlar, şöyle sağ silecek eşliğinde size bir yol manzarası. Safir'de telefonu böyle kamerayı koyduğum yer çok güzeldi de bu arabada koyabilecek çok güzel bir yer yok. O yüzden böyle ufak tefek silecek görüntüsüyle size izletmeye çalışalım. Arkadaşlar arabamız 2012 model Tourliner Neoplan. Hemen benim arabada sevmediğim ilk özellik olarak şunu söyleyeyim. Bu aracın Rotterdam kolu dokunmatik arkadaşlar. Yani Travego'daki gibi, Mercedes'teki gibi ya da Safir'deki gibi öyle 4-5 kademe çekemiyorsun aşağıya. Yukarıdan aşağı doğru dokundukça sanki Rotterdam kolunu aşağı doğru çekiyormuşsun gibi bir etki yapıyor. Dokunmatik yani. Yani bilmem anlatabildim mi? Yani yukarıdan aşağı her dokunuşunuzda bir kademe Rotterdam artıyor. Ben nedense alışamadım, sevemedim. Yani hoşuma gitmedi. Ha, alıştım yani. Alışamadım demek doğru olmaz ama hoşuma gitmedi. Bilmiyorum. Sanki çok kullanışlı değil gibi geldi bana. Şimdi diyecekler ki lan ne muhalefet adamsın. Her şeyi giydiriyorsun diye. Yok arkadaşlar. Yani alışamadım. Bilmiyorum yani. Mercedes'teki, Temsa'daki o sistem daha rahat, daha kolay, daha kullanışlı gibi geldi. Ama araba 2+1 arkadaşlar. Çok 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 geniş arabanın içi. İnanılmaz geniş. Bir Safir'e göre, bir Mercedes'e göre aşırı derecede geniş arkadaşlar. Yolcu kabini. Yani arabanın içine bindiğin zaman çok ferah araba. Hatta ilk bindiğimde şaşırmıştım. Ya ne kadar demiştim geniş bir alana sahip bu araba. Yolcu açısından sanki böyle bir tık daha iyi gibi duruyor. Şoför açısından nasıl? Kullanımı nasıl? Kullanımı çok rahat arkadaşlar. Yani Temsa'ya göre biraz daha az yoruyor insanı sanki. Tabii bu kişisine göre değişir şimdi. Temsa kötü araba diyenler de var. Temsa iyi araba diyenler de var. Temsa Neoplan neymiş kardeşim Mercedes varken diyenler de var. Herkese saygı duyuyorum tabii ama yani aralarında çok ciddi fark olmamak kaydıyla sanki Tourliner Temsa'dan böyle biraz daha iyi.
Ya kalite olarak illaki iyi ama kullanış açısından değerlendiriyorum ben. Yol tutuşu çok güzel. Yani virajlara girişi, arabanın yatması, eğilmesi kesinlikle çok güzel. Temsa'ya göre biraz daha elastik diyelim, daha esnek diyelim. Mercedes'e göre daha az esnek. Mercedes daha fazla esnek bu arabada. Kumanda kollarının kullanımı kolay. Hemen alışıyorsunuz. Yani kapılar, klima, iç aydınlatma vesaire. Yalnız sol ön tarafında, yani şoför koltuğuna oturduğunuz zaman sol tarafınızda bir tane bardak koyacak yer var. Telefonunuzu koyacağınız bir yer yok arkadaşlar. Yani o manada sıkıntılı olmuş. Trevego'da, Temsa'da bu daha rahat. Telefonunuzu koyabileceğiniz alan geniş. Ya da işte atıyorum çay içerken bir bisküvit yiyorsunuz diyelim. Bisküvitinizi koyabileceğiniz bir yer bulabilirsiniz Temsa'da, Mercedes'te, ama bu arabada maalesef o yok. O konuda çok sıkıntı çekiyorum. Vitesin arka tarafında var bir yer. Orası da çok kullanışlı gelmedi bana. Şu anda üstünde olduğumuz araç arkadaşlar, sıfır motor, sıfır şanzıman yapılmış bir araç. Sıfır motor, sıfır şanzıman da arabaya gayet güzel bir gidiş sağlıyor. Evet arkadaşlar, devam edeyim size anlatmaya bu arabayla ilgili tecrübelerimi. Şimdi yakıtı çok güzel bir kere arkadaşlar. Bizim Safir yazın %29,5, %30 altına düşmüyordu. Bu araba şimdi %25, %25,5 falan yakıyor. Gerçekten inanılmaz bir rakam yani. Şimdi mutlaka diyecektir, ne var abi bizim araba da o kadar yakıyor diyenler olacaktır ama hani bir otobüs için %25, %26 şu şartlarda bence çok güzel bir oran yakıt olarak. Yani beni çok şaşırttı, öyle söyleyeyim size. Göl Marmara'dan var mı arkadaşlar bizi izleyenler, takip edenler? Varsa sevgi dolu, kucak dolu sevgi cümleyi de kursam, konuşabilsem çok güzel olacak. Kucak dolu sevgiler Göl Marmara'ya. Ben yıllar önce Göl Marmara'ya beni babam getirmişti. Burada bir balık malık yemişlerdi arkadaşlarıyla. Seneler önce ama böyle. 25-30 sene olmuştur belki. O zamandan beridir ilk defa önünden gelip geçiyorum. Ha bir de bir kere bir geziye Foça'dan bir grup getirmiştim de hepsi alkol içiyordu. Şuradan içeri sokmuşlardı beni otobüsle. Alkol bulalım diye, burada da bulamamıştık. Evet yani Neoplan'da durum bu arkadaşlar. Araba son derece güzel, son derece keyifli, kullanışlı. Ha, şimdi şöyle kıyaslayalım. Temsa mı, Neoplan mı, Mercedes mi kullanırken keyif aldın? Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Arabayı kullanırken keyif almıyorum. Ben yol gittikçe keyif alıyorum. Bende öyle bir durum var. Hele bir de gece ise, böyle efendime söyleyeyim, hafif yağmur varsa, hafif müzik açıp böyle, oh tadından yenmez. Hep söylüyorum ya arkadaşlar, otobüs bir sevdadır, sevdanızdan vazgeçmeyin diye. Tabii ki içinizde birçok mesleğini eline almış, hayatını kurmuş, takip eden arkadaşım, dostum var. Kalkıp da mesleğinizi bırakıp otobüs şoförlüğü yapın demiyorum ama hani bu sevda, ben de yöneticilik yaptım firmalarda ama otobüs sevdamdan hiç vazgeçmedim. Böyle otobüs gördüğüm zaman hep hayran hayran bakmışımdır. Şimdi nacizane ufak tefek videolar çekiyoruz. Hani sizler izleyin diye. Gerçekten çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Evet yani YouTube para falan verecekmiş galiba bize. Ne kadar verir ne verir bilmiyorum ama para verse de vermese de inanın bana ben gene video çekmeye devam edeceğim. Çünkü sizi çok iyi anlıyorum. Ben siz nasıl bu videoyu izliyorsanız inanın bana ben de birçok video izledim. Daha çok tır kamyon videoları izledim ki bunun piri Alican abidir. Allah rahmet eylesin. Onun böyle havuç yediği bir video var. Uzatıyor kamerayı, al havuç yiyin diye. İlk YouTube'da o videoyla başladım ben video izlemeye. Takip ettiğim kanallar var. Ben biraz sivil havacılığa, uçaklara falan da meraklıyım. Uçaklarla alakalı takip ettiğim kanallar var. İşte bilim teknoloji kanalları var takip ettiğim. 3-4 tane tır kamyon kanalı var takip ettiğim. Yani ben de sizler gibi hani tribünden geliyor derler ya, öyle yani. Ben de tribünden geliyorum. Hasbelkader yazın bir video çektik Kamil Koç'ta.
güzel tepkiler gelince dedik ki ya elimize mi yapışacak? Sen nasıl severek takip ediyorsun? Seni de belki severek takip edenler olur diye başladık. Allah razı olsun. Geçen videoların birinde de söyledim. Gene söyleyeyim. Denizli garajda geçen gün bir kardeşimle karşılaştık. Tuvaletin çıkışında. Abi sarılabilir miyim? Bir selfie çekilebilir miyim dedi. Ya gerçekten tuhaf bir his. Yani insan mutlu oluyor ama ne yapacağını da bilemiyor. Fotoğraf çekildi. Kardeşime de selam olsun. İzliyordur mutlaka. İzlemiyorsa da can sağlığı. Yani keyifli arkadaşlar. Yani nasıl tarif edeyim? Tarif edemiyorum. Çok güzel bir hismiş yani bu. Şimdi yavaş yavaş host arkadaşlar da tanıyor. Bugün Bursa'da bir kardeşim, abi çok güzel videolar çekiyorsun dedi. Bizim şirkette hostmuş, sağ olsun. Yani takdir görmek insan daha da motive ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya bazen ufak tefek hatalar yapabiliyoruz. Hepimiz insanız. Bir videom var malum. Jumbo mu, Kamil Koç Express mi diye. O videoda evet kabul ediyorum yani birazcık nasıl derler? Hoş olmamış yani çalıştığım firmaya söylediklerim. Onun için de buradan özür dileyim. Özür dilemek bir erdemdir sonuçta. Ama gerçekten niyetim A firmasını kötülemek, B firmasını yüceltmek değil. O gün yolcu olarak seyahatimde yaşadığımı anlatmaya çalıştım. Belki biraz sivri dilli bir video olmuş. Bununla ilgili de üzdüğüm, kırdığım ya da hoşuna gitmeyen kim varsa hepsinden özür dilerim. Amaç gerçekten ne o videoda ne başka bir videoda kimseyi üzmek, kırmak, kötülemek ya da yüceltmek değil. Çünkü ne A firması benim babamın oğlu ne B firması benim babamın oğlu. Ben bu firmalarda çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan sadece bir şoförüm. Ama olabiliyor yani insanları üzüp kırabiliyoruz. Bana da ne yorumlar yapılıyor. Geçen arkadaş şey yazmış. Gel seni Volkan Metro'da mavi yapalım. Ondan sonra işte bir arkadaşım şey yazmış. İşte Anıl kardeşim turizm işlerinde ayak bastıları söyleme, yolcuların haberi olmasın falan. Ya olsun. Yani gizli saklı bir şey yok arkadaşlar. Ben bu camiayı, bu sektörü bilmeyenlere anlatmaya çalışırken bu işe gönül vermiş insanlara anlatmaya çalışıyorum. Hasbelkader videoyu izleyen insanlar da öğrensin. Yani işin iç yüzünü görsün. Çünkü maalesef şoförlük mesleği insanların gözünde kaba saba insanların, eğitimsiz, vasıfsız insanların yaptığı bir meslek gibi görünüyor. Bu eskiden belki böyleydi. Şimdi saygısızlık etmek istemiyorum ama şimdiki nesil o profili yıkmak üzere. Şimdiki şoför arkadaşlar, eğitimli arkadaşlar, bir SRC sınavına girin de bir SRC belgesini alın bakalım. Gerçekten çok zor. Bir psikoteknik testine girin. Hele hele 2019'da yani 2019-2020'de 30 senelik binek araba sürüyorum diyen adamı psikoteknik testine sokalım. Geçersek kellemi koyarım. O kadar zor. Aslında ticari araç kullananları değil, binek araç kullananları sokmak lazım o psikoteknik testine. Ticari araç kullanan zaten işi bu. Yani işi şoförlük. Binek araç kullananları bir soksak ehliyet iptal olur herkesin arkadaşlar. Neyse yani video gene uzadı, konudan konuya atladık ama dediğim gibi bu video bugün böyle karışık kuruşuk oldu biraz. Aklıma geldikçe anlatıyorum. Baksana manzaraya. Ne kadar güzel güneş batıyor. Bir de bu manzarayı şey düşün. Böyle sabah güneş doğuyor. Güneş böyle tepeye çıkmamış daha. Dağların arkasında alacakaranlık. Arkadaş çok keyifli. Dün giderken sis vardı mesela. Böyle 60-60 ağır ağır. Hiç aceleye gerek yok arkadaşlar. Sonuçta can taşıyorsunuz. Hiçbir şey olmasa kendi canınız var. Birçok sorumluluk var sırtınızda. Sonuçta arabanın üstünde bir firma ismi yazıyor. O firmanın sorumluluğu sizin sırtınızda. Yolcuların sorumluluğu sizin sırtınızda. O yüzden yağmurda, siste, karda, buzda, hatta düz yolda bile son derece dikkatli gitmeniz gerekiyor. Çünkü Allah korusun yaşayacağınız bir olumsuzluk, bir kaza sizi, firmanızı, yolcuları, birçok insanı etkileyebilir negatif anlamda. O yüzden dikkat etmek lazım. Manzara gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben hep söylüyorum, ben gece çok seviyorum. Yani gece 12'de çıkayım. Takograf kısıtlaması olmasın. Sabah 7'ye 8'e kadar gideyim. Hiç sıkıntı yok. Çok şükür uyku ve benzeri problemler de yaşamıyorum. Belki de gençliğin verdiği, bilmiyorum. Belki yaşımız ilerleyince biraz daha sıkıştırır uyku bizi. Ama şimdi
İnanın bineyim sabaha kadar gideyim. Bakın gidiyorum demiyorum. Ha. Şimdi bunda yanlış anlayanlar olur. Takograf var, öyle kafana göre hiçbir yere gidemezsin. Ama kendi arabamla mesela çok binek arabamla gitmişliğim vardır. İzmir'den bir çıkıp Diyarbakır'a. Böyle inceden benim bir USB'm var. Yol müziklerim var benim, yol müziklerim. Hatta o yol müziklerini de bir gün paylaşacağım isimlerini. Tek tek isteyenler indirip o şarkıları koysunlar, dinlesinler. Gerçekten böyle slow, damar değil, slow. Böyle çok tatlı. Sizi yolda böyle aheste aheste size eşlik ediyor. Çok keyifli oluyor. Evet. Vallahi çok konuştum ya. Başınızı şişirdim. Ama böyle arada böyle bir video yapmak istiyordum zaten. Böyle her telden konuşalım. Arkadaşlar siz de yazın alta. Yorumlara yazın. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Şikayetçi olduğunuz şeyler var mı? Mesleklerinizden memnun musunuz? Otobüs sevdanız nedir? Kaç yıldır otobüsle sevda duyuyorsunuz? Otobüs işinin içinde misiniz? Dışında mısınız? Siz de anlatın yorumlara. Ben tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepsine cevap yazmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Yavaş yavaş sezon açılıyor. Yani daha kış ayındayız ama artık Şubat'ta falan firmalar, şahıs arabaları şoför almaya başlayacaktır. İnşallah bu işe sevda vermiş, gönül vermiş arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim hepsi güzel güzel işler bulur. Güzel güzel kazasız belasız paralar kazanır. Evinde helal ekmek götürür. Sizler de yorum yazın. Instagram'dan takip edin. Instagram'dan arkadaşlar maşallah yani 1000 aboneye geleceğiz herhalde. Bu videoyu çekerken 950 takipçim var. Bakalım 1000 takipçi olunca nasıl oluyor? Ya çok güzel arkadaşlar. Yani günde 30-40 tane mesaj geliyor. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Gerçekten ama gerçekten çok keyifli. Hani böyle tanıdığım arkadaşlarım var video çeken YouTube'a. Onların böyle yüz binlerce takipçileri var. Onlar çok sıkılıyor. Cevap veremiyoruz artık, bıktık falan diyorlar ama hani bilmiyorum, benim daha 1000 abonem var belki. Instagram patlamadı henüz böyle mesaj kutusu. Ama güzel oluyor, keyifli oluyor. Yani insanlardan fikir danışan oluyor, otobüs alacağız ne önerirsin diyen oluyor, iş başvurusu yapmak istiyoruz nereye başvuruyor. Yani insanları nacizane yönlendirme hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sonuçta ben bu işin kompetanı değilim. Ben de sıradan bir şoförüm ama bildiklerimi insanlara aktarmak, onlara böyle bir gıdım da olsa yardımcı olabiliyor hissini yaşamak bana huzur veriyor. Şu anda bildiğiniz üzere Denizli İstanbul hattındayız. Bu hatta yolu düşen olursa gelsin, çayımızı kahvemizi içsin, arabamızda misafir edelim, sohbet edelim. Herkese her zaman kapımız açık. Tabii yani istirahat zamanlarında istirahat etmek durumundayım. Yani bu anlamda affınıza sığınıyorum ama istirahat halinde olmadığım her zaman seve seve keyifle sohbet muhabbet ederiz. Evet şimdi kapatalım videoyu. Arabada yolcu da var, onları da çok rahatsız etmeyelim. Salihli girişinde bir daha çekeriz. Salihli otogarını da gösteririm size. Oradan sonra veda ederiz. Nasıl olsa çalışıyoruz. Videolar bol bol gelecek. Hadi bakalım o zaman Salihli otogarında görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi burası Nazilli diyecektim ya. Salihli sanayisinin içi. Şimdi bu bölgeyi bilenler bilir. Şu motora koyduğu yere bak. Aha. Haydi hayırlı işler. Yol kapalı. Yol kapalı. Nereden gideceğiz bilmiyoruz. Şimdi normalde buradan karşıya atlıyorduk. Burası kapalı. Döneceksin sağa baba. Çok kötü oldu. Bu köprüyü bitiremediler. Senelerdir bitiremediler. Mahvettiler bizi ya. Mahvettiler. Garajdan karşıda köprünün orada. Hadi bakalım şimdi. Seyret macerayı. Garaja nereden gideceğiz? Normalde buradan gidiyor da garaja. Garaja mı? Sen oradan git. Tamam. Sen o sola dönersin ileriden. O az geçit var. Şu kapan orada. Orada dönersin. Orada kapattılar. Yol yapıyorlar. Ne yapayım? Ben onun yolu ona bahsediyordum belki ya. Sanki bir yolda 3 sene. 3 senedir bitiremediler ya. 3 senedir. Tam 3 sene. İşte. Garaj hemen karşısı arkadaşlar. Hemen karşısı ama zaten size onu anlatacaktım. Bak sanayinin içinden geçiyoruz. Nerelerden geçiyoruz Salihli garaja diye. Daha cümlemi bitirmeden o ara yolu da kapatmışlar. Yani başka hiç geçecek bir yer kalmadı. Sıfır. Şuna bak. Koca şehirler arası otobüsler sanayide dolaşıyor arkadaşlar.
Yani bu işten kimin geliniyor bilmiyorum. Buradan sesimizi duyan varsa Salihli Belediyesi mi, Manisa Belediyesi mi, Karayolları mı, kim ilgileniyorsa Allah aşkına şuraya bir el atın artık ya. Rezil durumda yani, rezil. Neyse ben şu haritadan bir yola bakayım, devam ederiz tekrar. İşte şu köprünün altından geçecektik ama geçemedik. Garaj hemen burası. Girelim bakalım. Salihli Garaj. Tüm burada kağıt da bitmişti. İnşallah kağıt koymuşlardır. Gerçi gece ben girdim vardı ya. Peronda otobüsten çok her şey var maşallah. Burada bir 10 dakika bekleriz muhtemelen. Boş bu taraf baba. Arkadaşlar burası bitik durumda işte maalesef. Yani garaja girmek için sanayiden, mahalle aralarından her yerden geçiyoruz. Burası da bizim yazıhanemiz. Hadi şimdi bir çay içelim. Ondan sonra kapatalım. Sizler bir ayakları versin bakalım diye. Hadi oraya. Arayın. Salihli'den bizim arabalara binin. Beyler bayanlar. İki tane. İki tane. Evet. Şunu fotoğrafını çekmeyelim. Alacağım yapın. Gel. Fırat baba arabayı ne güzel park etmiş perona ya. Vallahi ilkleri yaşattı. Evet. Böyle bir perona giriş görülmedi. Arkadaşlar Salihli'de düzen mi var? Evet. Her şey normal bu sefer. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.